gazetecilerin sorunları ve internet medyası hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir'e aittir. Buyurun Sayın Aydemir. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, her vesile altını çiziyoruz ki her meslek mensubu değerlidir, her meslek çok kıymetlidir. Ama gazetecilik bir yönüyle mahzun, bir yönüyle hakikaten efendim sahabetlik talebinde bulunan bir meslektir. Sebebi şu arkadaşlar, gazeteciliği tarif eden, gazeteci kimliğini ihata eden, kuşatan bir tanım yok, bir kanuni düzenleme yok. Bundan dolayı gazeteciler cemiyetinin hangisine gitseniz, hangi ildekine gitseniz, merkezine gitseniz hepsi bu yönüyle müştekidir, şikayetçidir. Dolayısıyla da ara yerde gazetecilikle uğraşmayan, dahasını söyleyeyim, okur yazar olmadığı halde o kimliği efendim çok rahat kullanan yığınla isim oluyor. Buna itirazımız var. Bu itirazı kayda geçmek için özellikle buradayım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, içimizde çok münevver, kıvam sahibi, nitelikli arkadaşlarımız var. Her gruptan böyle. Bizim grupta bir bayrak isim var. Uzun yıllar bakanlık yaptı, Mehdi Eker Bakanım. Hakikaten onunla sohbet ettiğinizde tenvir olmanın, aydınlanmanın ne olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Bu yönüyle bir küçük sohbet yaptım kendisiyle. İki kavramdan bahsetti değerli bakanımız. Çok çok önemliydi tahrir ve muharrir kavramları. Tahrir yazmayı, muharrir yazanı ifade ediyor. Keşke muharrir kavramı hep hayatın içerisinde kalsaydı ve gazetecilik için kıvam ifade eden hal berdevam olsaydı. Ama maalesef zaman içerisinde efendim basın kavramı geçti, medya kavramı geçti. Dolayısıyla o muharrire ait lezzet ifade eden hal de kendiliğinden kayboldu gitti. Bakın değerli arkadaşlarım, elimde bir kitap var. Bendenizle burada birkaç arkadaşım var. Onlar da biliyorum ki soy ismini bu kitaptan almış. Bu kitaba mevzu olan bir kahramandan almış insanlarız. Binlerce, on binlerce insan var. Bu soy ismi tepcil eden, yücelten. Niye? Muhayyel bir kahramanı o derece içselleştirmişiz ki neredeyse ailenin birer ferdi gibi kabul görmüş. Benim büyüklerim öyle anlatırlardı ki bizim bir büyük kahramanımızın soy ismidir diye. Kim yazmış bunu arkadaşlar? Bir hanım muharrir yazmış. Şimdi gazeteci diye tarif ediyoruz ya, ya da medyacı, anchorman, envai türden isimler aldı. Dolayısıyla da değer kaybetti. Bu muharrir öylesine bir ismi kayda geçiyor ki milli mücadelede özel bir anlam ifade ediyor. Cepheye bu isimden dolayı, Aydemir'den dolayı koşan binler, on binler oluyor. Öyleyse muharrir bu derece önemli, bu derece kıymetli. Onun bugünkü iz düşümü, gazeteciler de böyledir. Ancak gazetecilik kavramını kullanan, onu asla ve kat'a hak etmeyen ve dahası teröre teşne, terörü teşvik eden, sırf terörü teşvik edebilmek için o kimliği kullanan çok sayıda insan var. Ve burada çoğu zaman tartışma mevzu oluyor ki gazeteciler cezaevinde, gazeteciler yargılanıyor şeklinde efendim şikayetler geliyor. Tamamı, çok net söylüyorum burada, çok yakın takip ettim. Uzun yıllarını bu mesleğe vermiş birisi olarak takip ettim. Tamamı gazetecilik faaliyetinin dışında yargılanmış, sorgulanmış isimler. Niye bu böyle? Çünkü ara yerde bir büyük boşluk var. Bu boşluğun mutlaka giderilmesi lazım. 1938 yılında bir kanun çıkıyor, basında meslek birliği diye, 8 yıllık bir yürürlük sürecinden sonra kalkıyor. Öyleyse yeniden bunun mutlaka konuşulması lazım. Şu yüce çatı altında milletvekili arkadaşlarımızın yeniden gündeme getirmesi lazım. Kaldı ki arkadaşlar teknolojik gelişmeler bu sahada da çok özel zeminler açtı bize. İnternet medyası böyledir, sosyal medya böyledir. Öyleyse yenilenmesi lazım. Yeniden bir tarzın kanuni düzlemde hayat bulması lazım. Buna dönük hepimizin
müteyakkız olması lazım, sahiplenici pozisyon alması lazım. Bu arada arkadaşlar, gazeteci, bizde derler ya, terzi söküğünü dikemez diye. Gazeteci de kendi derdini, kendi problemini çoğu zaman sayfalara, sütunlara, satırlara yansıtamıyor. Burada özellikle bu meslekten birisi olarak altını çizerek söylüyorum. Bakın, Covid sürecinde... Tamam, tamamlayalım lütfen. Başkanım, çok teşekkür ederim. 20 dolayında bir gazetecimizin vefatı söz konusu oldu. Ben biliyorum ki Gazeteciler Cemiyeti Konfederasyon Sağlık Bakanımızla irtibat halinde aşıya dönük bir öncelik almalarını ben de buradan özellikle talepte bulunuyorum. Halkın içindeler. Ne için halkın içindeler? Halkı tenvir etmek için, halkı aydınlatmak için, bilgi aktarmak için. Öyleyse ez cümle şunu söylüyorum arkadaşlar. Gazeteciyle gazeteci kimliğinden geçinenleri tefrik etmek şu meclisin vazifesidir, birinci derecede vazifesidir. Bir başkası, gazetecilerin sağlığını korumak bizim vazifemizdir. Onlara dönük sahabetlik bizim vazifemizdir. Dolayısıyla arkadaşlar, Aydemirce tavır koyan muharrir efendim nitelikli gazetecilere mutlaka sahip çıkacağız. Aydemirleri daha mütebaris hale getireceğiz. Hepinize saygı sunuyorum arkadaşlar. Var olun, sağ olun.